Herkese merhaba, selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Bakalım iyisiniz inşallah. Baktım ki erişte videosu izleniyor. Diyorum her gün erişte mi kessem? Biraz önce ona baktım da 1000 küsürü geçmişiz. 1100 falan da en son gördüğümde. Şimdi size ne diyeceğim? Aslında videolarım izlenilecek videolar. Bak kızıyorum. İzliyorsunuz, 1000 küsür kişi izliyor. O videoda ne var da beğenileriniz az? Bana söyler misiniz? Lütfen yazın. Şunu beğenmedik, bunu beğenmedik. Asla beğenilmeyecek bir şey yok da. Neyse, neyse, neyse diyoruz. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Enes bana hep okula giderken sabahleyin, şu anda saat zaten Müge Anlı yeni başladı. Sabahtan kalktım Enes gittiğinden beri. Ne yaptım? Çayımı falan koydum. O arada evlerimi toparladım. Yataklarımı falan, camlarımı açtım. Zaten açıktı da bazı açılacak camlar vardı, onları açtım. Çünkü bazen bazı camları hiç kapatmıyorum. Çünkü çok sıcak, ama çok sıcak. Esse bile çok sıcak. Birkaç tane bulaşıklarım vardı. Onları yıkadım. Ufuk gece kalkmış yemek yemiş. Bir akşam yediği neydi bilmiyorum yani. Bu aralar dolap faresi çok görüyorum. Enes dolap faresiydi normalde. Şimdi herhalde Ufuk da dadanmış. Yoğurt falan, artık sütlerimizi de kendimiz mayalıyoruz ya koyunda. Böyle şimdi sarma yapacağız. Anne bana sarma yapar mısın dedi. Ben de tamam canım bakarım dedim. Ama tabii durur muyum ben? Durmam. Şimdi ne yapıyoruz? Soğanlarımı doğradım. 3 tane büyük soğan doğradım ben. Soğanı sever sarma. Ne yapıyoruz? Şöyle az bir şey tavamın altını kısayım. Şimdi size de çevirip göstereceğim. Göstereyim. Açıklamalı istiyorsunuz. Açıklamalı gösteriyorum. Gene de az beğeni. Neden? Bak neden? Bilmiyorum. Şimdi buna yağ dökelim. Yağımızı dökelim. Zeytinyağlı sarma yapıyoruz. Kendi sarmalarım. Koymuştuk ya beraber. Beraber koymuştuk ya. Şurada. Bakar mısınız? Çok 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 güzel olmuş. Bakın 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 burada. Çok güzel olmuşlar. Gördünüz mü? Şimdi bunları saracağız. Ben bunları birkaç defa yıkadım. Sonra suya koydum. Saracağız. Bakalım. Ne kadar saracağız? Şöyle tahta kaşıkla şey yaparken ben o arada pirincimi yıkadım canlar. Pirincimi yıkadım koydum. Şimdi birazcık da üzerine az bir şey de bulgur yıkayıp koyacağım. Bir yandan da aşağıya doğru çevireyim. Beraber yapalım. Ben buzdolabı poşetsiz yapamıyorum. Valla evde her şeyi böyle açtıktan sonra buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Gerçi ben bunu birazdan burada şişe var ona koyacağım. Kavanoz şişem var. Kavanozum var. Ay nasıl diyecektim öyle işte. Birazcık da maydanoz kıyalım. Şöyle soğanımız az bir şey kavrulurken bakın gösteriyorum. Bak gösteriyorum ona göre yani. Nefis, çok lezzetli, güzel sarma. Şöyle az bir şey kısalım da tavam şey olmasın. Şimdi ben size biliyorsunuz bir gün önce ben bir günde bir atıyorum. Dediğim gibi işim gücüm oluyor. Ay benim de kendime ait gidiyorum, geliyorum, bir yerlerde oturuyorum arkadaşlarla. İşime gidiyorum. Zaten işime gidip işimi hallettikten sonra da oturuyorum. Akşam 9'a kadar toplanıyoruz. Sevdiğimiz insanlarla 10'a kadar falan. Ablamızın bir yeri var. Orada çay işletme, yani öyle çay işletme yerleri var böyle fabrikanın yan tarafında. Saat 7'den sonra orada toplanıyoruz, oturuyoruz falan. Toplanıyoruz bütün arkadaşlarla, sağ olsun mühendis arkadaşlar falan var. Ondan sonra orada oturuyoruz falan. Saat 9'dan sonra falan gidiyoruz. Kartonlarımız falan alınacak yerleri alıyoruz gibi gibi. Şimdi soğanım hafif bu şekilde oluyor olurken salça. Aslında biliyor musunuz çok şendi. Benim biber salçam falan da var da kavanozu açmadım. Şöyle birazcık salça katıyorum. Yeter. Yeter. Heh. Üşendim. Siz birazcık da bir yemek kaşığı mesela salça, domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası katabilirsiniz. Benim canım nasıl isterse. Sonuçta en lezzetimiz var Allah'a şükür. Var yani. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Şimdi az bir şey de maydanoz kıyacağım.
Sonra Enes'in çekmeceleri var. Defterlerini, kitaplarını oraya yerleştireceğim. Öyle. Ha, onu diyordum. Gönderdim ya. Orada gittim. Bazen dedim ki orada diyorum ki herhalde diyorum ya bana göre değil diyorum bu hayvan bakma işi falan diyorum kendimce. Sonra da dedim ki ama keşke benim gibi baksalar ya. Gerçekten keşke benim gibi baksalar. Çok 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 üzülüyorum ya. Yani karınları aç orada. Annelerinden ayırıp yavruları satıyorlar falan. İneğin sütü akıyor ya. Yanında yavrusu var. Ve ineğin sütü boş akıyor. Oradan yavruyu da bağlamışlar boğazından. İneği de. Bazen diyorum bir daha gitmeyeceğim oraya. Ah, vallahi. Ama mecbur gidiyorum. Oradan şey alıyorum kendime. Ot mot alıyorum. Yem alıyorum oradan. Bilmiyorum ya. Benim hayvanlarım gerçekten çok şanslı. Şöyle salçayı koydum ya, bakın karıştırmıyorum. O biraz da burada kendince eriyecek. Dağılacak yani. Öyle. Sabah sabah kalktım, kahvaltı yapmadan gittim oraya. Vallahi onu da gördükten sonra hiç kahvaltı yapamadım. Bilmiyorum ya. Koyunlarım. O hele o keçi. Ya ne ara döndüm arkaya yavrusuna. 6 milyar 6 milyar mı deniyor ya? Öyle bir şey işte vermişler. Annesi nasıl bağırdı, nasıl bağırdı? O danaları annelerinden ayırıyorlar falan. Yapamam ya, yapamam ben. Yok, yok. Bana göre değil mi bu iş acaba bazen diyorum. Ya tamam verirsin ama o şekil değil. Yani bir dört, bir kere bir, yani benim vereceklerim bir kere bir şey olacak, büyük olacak. Öyle annesinden ayırıp da birine yavru istiyor diye vermem. Hayatta vermem. Öyle bir şey yok yani. Şurada hazırladım. Yok ya. Bakın kendi dağılınca çok güzel oluyor. Gördünüz mü? Böyle bırakın elden. Bu şekilde. Koş. 7 dakika oluverdi. Durun bakalım. Az bir şey ben kavuruyorum. Şimdi yıkadığım bulgur ve pirinci de katıyorum. Şöyle. Biraz da bu kavrulsun. Soğan. Gördüğünüz gibi salça. Ben şu bulguru da biraz kavurayım. Evet, bu burada kavrulurken ben burada maydanozlarımı halledeceğim. Ondan sonra tabii ben o arada çayımı koymuştum dedim ya, az bir şey kahvaltı yaptım. Dedim artık çayımı içmesine orada devam ederim dedim. Müge Anlı reklama girdi. Artık Müge Anlı başladı. Evet, Müge Anlı başlamıştır. Çağım kesmiyor. Çağımın ne oldu? Niye kesmiyor? Evet, maydanozumuz da tamam. Keşke dereotuna gelince dereotun içinde sevmiyorlar. Koymadım da. Aslında derin dondurucuda dereotum var ama işte böyle. Maydanozum da vardı da ben taze yapmak istedim. Elimi bir yıkayayım. Evet, şimdi bunun kavruldu. Diyeceğiniz ne ara kavruldu? Ben kapatıyorum, açıyorum biliyorsunuz değil mi? Kapatıp kapatıp açıyoruz. Şöyle sumak, sumağımızı döktük. İstediğiniz baharatı kendinize göre. Benim karabiberim bitmiş mi? Artık nerede? Hiçbir şekilde bilemiyorum. Benim canım ne isterse onu koyuyorum. Kendi evimde yine dediğim gibi. Tabii koyunlar yedi bu sene ne yapacağım onu bilmiyorum. Biz böyle 2-3 kavanoz yapmıştık. Şöyle nanemi katıyorum. Öyle. Ondan sonra kırmızı pul biber katıyorum. Böyle. Katıyorum. Bir de kimyon katıyorum. Karabiber yok. Bakacağım daha doğrusu. Şöyle de tuzumu katıyorum. Ya böyle işte çok da fazla şey yapmıyoruz. Ne yapacağız? Bakın şimdi. Bu da çok değişik bir limonumu yıkadım. Az bir şey limon suyu sıkıyoruz. Sıktık işte. Siz de kendiniz bilirsiniz ne kadar. Şöyle limon çekirdeğini alayım. Şöyle. Heh, tamamdır.
Şimdi ben bunu bir karıştırayım. Şöyle de maydanozu kattım ve karıştırıyorum. Şimdi bunu böyle yaptık ya. Diyeceksiniz Nurten yemek kaşığı mı vurdu? Yok, yemek kaşığını tam vurmadım. Hafif karıştırdım. Şöyle suyu döktüm. Bir kere şöyle bir karıştıracağım. Hafif bir böyle bir fok 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 yapsın. Bak bu da çok değişik ama çok güzel bir iç yaptık. O kadar lezzetli oluyor ki size anlatamam. Bence deneyin derim. Böyle işte. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bunun altını bakın kapatıyorum. Kenarıya koyuyorum. Şöyle bir ben bir çayım içene kadar 10-15 dakika dinlensin. Bakın fok 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 fokur fokuru duydunuz değil mi? Altını kapatıyoruz ve ağzını kapatıp şöyle köşeye alıyorum. Bu şekilde bitmiştir. Ben buraları topluyorum. Evet, şimdi ne yaptık? Onu kenarıya koyduk. Ben buraları toplayacağım. Şöyle biraz bir çay içeceğim. Saat 12, 1 gibi sarma işlemime başlayacağım. O da suda beklemişti. 2-3 defa yıkadım. Çünkü suyu tuzu suya basarak mayalanmış yaprak yapmıştık. Çok güzel olmuştu. O da çok güzel oluyor. Yapraklar hiçbir şekilde bozulup etmiyor 2-3 yıl boyunca. Bence tariflerim güzel. Bence görebilirsiniz. Yani bakabilirsiniz dönüp de. Ama abone olursanız, beğeni tuşlarına da basarsanız, yorumlara da bol bol gelirseniz daha çok mutlu olurum. Şöyle destekler yazın. Nurten'e destek, Aslı'ya destek, Enes'e destek bekliyorum. Yoruldum. Bu arada şöyle şimdi sarmamızı saracağız. Çok sıkmışım, bir saniye. Evet, gidiyorum şimdi. Sarmamızı saralım. Ay bu elbise de çok güzel oluyor vallahi. Şurada hafif bir perdeyi kapattım aslında. Artık nasıl çıkıyorum bilmiyorum. Biraz Enes'ime yani gelene kadar şöyle bir tencere sarayım. Gelsene. Kız gelmiyor miydi? Aha gel. Bir yandan da burada çay içiyorum. Evet, çayımı da burada hazır. Çayımı da içiyorum. Evet. Böyle. Şöyle de bizim limonlu akidelerimiz. Severim ben. Böyle küçük küçük kırarım. Evet, Müge Anlı bitti. Yine karı koca hiçbir şey hatırlamadılar. Hatırlamıyorlar. Bilmiyorum. Hatırlamıyorlar hiçbir şey. Aslında arada söylüyorlar bazı şeyler de. İşte olan kadın olmuş. Bir kadını sığdıramamışlar kendi evine. Bir de bir insan annesine onunla çıkıyordu, bununla çıkıyordu diye yaşlı bir kadına şey atan ya bir insan annesinin şeyini söyler mi? Oldu ki yapmış olsa bile onunla çıkıyordu, bununla adı duyulmuştu, o arabayla gitti. İşte cahillik. İşte bazıları okur. Ya her okuyan da şey diye bir şey demiyorum da işte bazıları da böyle okumaz, cahil. Geliştirmemişler kendilerini, yetiştirmemişler. Yazık, günah. İşte okumak güzel bir şey. Tabii ilk önce insan olmak lazım. Tamam okudun ama insan olmadıktan sonra ya çocuk anneye babaya bakmayacak mı? Allah'ım ne günlere kaldık. Tamam bakmıyorsun, git kendine başka ev falan al. Pierre de ne oldu? O zaman git kendine ev al. Bırak ben evimde oturayım. Nereye gideceğim? Bugüne kadar sana bakmışım mesela. Perdeden görüyor musun beni? Bu arada hala şeker ağzım. Ama bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel yaprağım var ki. Gerçekten maşallah diyelim. Böyle. Hemen açıyorum. Efendim, duyuyor musun? Anne diyor. Ezan da okunuyor. Efendim. Ezan okunurken çakalların sesini az. Normalde çakallar gece çıkar, değil mi?
Ezan okununca köpekler, oğullar, bakın çakallar nasıl bağırıyor işte. Çakallar ve köpekler bile saygı duyuyor. Bu kadar güzel bir şey olamaz ya. Derler. Bazıları küçük yapraklarının ama böyle. Ben çok hızlı sararım ve çok sararım. Çabuk da sararım. Bu arada ezanımız yurt dışındakilere gelsin. Hepinize gelsin. Böyle koymuştum ya, bakın böyle yapınca hiç yırtılmadan açılıyor da. Hiçbir şey olmuyor. Yepyeşil. Çok güzel kokuyor. Ufuk da çok güzel sarıyor poşetle. Gerçekten. Ya maşallah yapmadığı yok. Ay yırtıyordum az kalsın. İşte çocuklar okula gidince böyle. Allah sana şükür. Çok güzel okudu değil mi? Çok güzel okudu. Enes'in artık bir işte kitaplar alınacak. Biliyorsunuz okulda bazı kitaplar da ayrıyetten alınıyor ya. Okulun verdiğinden hariç. Artık onlar da kaplanır mı? Geçen sene kaplamıştık, şimdi bilmiyorum. Şimdi Enes'in o bir tane çekmece var televizyonun önünde. Orayı yine ayarlayacağım. Bunları oraya şimdi koyacağım. Hepsi hazır. Sadece onları oraya koyacağım. Şuradaki işte karton gibi, kaplık gibi, bant gibi şeyleri tekrar kaldırıp yerine koyacağım. Çocukların odasına lazım olur. El işi kağıtları falan. Ondan sonra onları birazdan hazır. Yarın temizliğim var. Haftada bir biliyorsunuz cuma günü, ama bu video size ne zaman gelir bilmiyorum. Cuma günü, cumartesi gelir bu video size.
Elimden geldiğince böyle çekip hatıra olarak bırakmak istiyorum. Bazen de birkaç videoyu peş peşe çekip atıyorum. Ben hatırlarım ileride herhalde ya. Vallahi. Lafa gitmezse ben de hatırlarım işte çocuklarıma şey olsun. Enes bir ders yaptı okulda. Öğretmen demiş ki hatıralarınızı, anılarınızı yani yazın hatırladığınız şeyleri. Tabii Enes yazmış ve okulda birinci seçilmiş. Çünkü Enes maşallah aklında. Ve işte bu YouTube'un bu güzelliği de var. Tabii güzel bir şekilde yaparsanız güzelliği var. Neyse Enes tabii yazmış. İşte bunu yaptım, bunu yaptım. Öğretmen demiş ki çoğu da demiş hatırlamıyorum çok. İşte bazıları işte köye gitti, fındık topladı falan filan. Bizim Enes de öyle şeyler yazmış ki demiş ki benim en sonunda şu yazıyı yazmış. Ben ileride yine hatırlayacağım işte çok şeyleri her gün annem çektiği için videoya. Küçüklüklerimi de Face'te çok çekerdim. Dedim ya ben önceden Face'te paylaşımlar yapardım. Daha sonra YouTube işleri başladım ben. Her anımızı, her şeyimizi çekerdik. Benim Face'te arkadaş olduklarım bilir. Pervin abla falan. Ondan sonra Hacer Aydın ablam buradan hepinize, herkese selam olsun. İsmini söyleyemediklerim Mesut ablam falan iyisindir inşallah. Bu arada Emine küçük ablam epey bir zamandır görünmüyordu. Ama yine gelmeye başladı yorumlara. Teşekkür ederiz. Sağ ol Emine ablacığım. Ondan sonra sevindim, merak ediyordum yani hani rahatsızım falan filan diye. En son torun olmuştu öyle hatırlıyorum. Ondan sonra 11. 11. Ve en sonunda şey yazmış. Ben her anımı annem YouTube'a da çektiği için ben her anımı ileride çocuklarıma da göstereceğim. Onlar da işte neler yaptım çocuklarıma veya işte aileme hatırlanmayacak. İşte en sonra çocuklarıma falan yazmış gibisine. Misal yani. Şey yazmış. Ben ileride daha çok her anımı hatırlayabileceğim. Unutmam çünkü annem YouTube'a çekiyor yazmış. Öğretmen de o annen YouTube mu çekiyor falan demiş. Evet demiş. Sonra koyunlarını anlatmış işte orada. İşte bununla ilgili bir şey böyle hatırlıyorum falan filan. Küçük işte şeylerini, koyunlarını falan. Aa demiş çiftliğiniz mi var? Falan. Evet. Bir ara gelir demiş çocuklarla gezeriz. Yakın zaten hemen şu aşağıda okul benim. Enes'i ben yakınıma aldım. Dedim Enes tamam dedim. Herhangi bir şey oldu mu? Kızım da koyunlarla ilgili bir öyle bir araştırma yapılmış. Kızım tabii biliyor. Sonra o da yazmış. Öğretmen demiş nasıl bu kadar açıklama yani yapabilmişsin? Demiş bizim koyunlarımız var çiftliği. Aa ne kadar güzel falan demiş. Bana sordu işte anne ne yapılır ne edilir falan gibi. Ben de söyledim. İşte kaç ayından sonra yeme başlar kuzular falan. Ben de anlattım. Böyle iki, yani öğretmenleri Aslı'nın da Enes'in de çok mutlu. Yani şunu demek istiyorum. İşte bazı insanlar eskiye dönmek istiyor. Aa gerçekten öyle mi? Tavuğunuz var mı? Yumurtalar var mı? Çünkü bazıları yapmıyor artık biliyorsunuz ve o hayata gerçekten bazıları imreniyor da hoşuna da gidiyor. Güzel bir şey yani. Çocuklar çok mutlu olmuş. Böyle. Evet koyunların var Enes falan demişler. Böyle ne güzel. Canlar ben böyle sarmaya devam edeceğim. Ben bunu öyle oldum. Ben bunu şimdi Aygaz'a bir bu kadar daha sarıp daha ben bunu dolduracağım. Bir o kadar daha yapacağım. Yani bunun hepsini sarıp ben tencereye koyacağım. Tabii benim içim artar artmaz bilmiyorum. Dediğim gibi içim artar mı? İçim artarsa gidip işte lahana falan da alıp içine katıp değişiklik böyle patlıcan konusu falan öyle bir şey de yapacağım. Artarsa az şu kadar bir şeyim çıkarsa çeşit yapıp da şey yapmak istiyorum. Öyle bir yemek de yapmak istiyorum bir ara. Böyle artarsa öyle bir şey yapacağım. Ama şimdi bunu ben saracağım. Yine oradan yaprak getirip basa da bilirim tekrar suya. Çünkü tuzlu. 2-3 defa ekip biraz suda bekleteceğim. Onu sonra da sararım. İlk önce şöyle bir yemeğimi koyayım. Akşam işime gideyim geleyim sararım. Çok çabuk sarıyorum ben. Yarım saatte sararım bir büyük tencere. Ben bunu böyle sarayım. Biz burada videoyu sonlandıralım. Çok olur falan. Sonra izlemezsiniz. Beğeni de atmıyorsunuz zaten. Böyle. Valla kusura bakmayın. Benim ev halim bu. Ben öyle başkaları gibi hadi video karşısına geçireyim. Mesela bazı kapalılar görüyorum video çekenler. Video karşısına geçerken maşallah o arada o başörtüyü nasıl takıyor? Yani o kıyafetle mi ev işi yapıyor? O yani neysen odur ya. Şimdi şu anda benim ev halim bu. Yani ben ne yapabilirim ki? Ne yapayım yani? Ben birazdan yemeğimi yapacağım. Aşağı ineceğim. Koyunlarıma öğlen otu vereceğim. Ondan sonra civcivlere bakacağım. Yani ben habire üstüm başım değiştirip de video kaydım. Ben buyum. Temiz mi üstüm başım?
Temiz de bir bayan olduğumu biliyorum. Nasıl bir insan olduğumu da biliyorum. Beni de böyle sevip kabullendiniz. Ben buyum. Yani ben halı yıkarken bile ben başını gözünü güzel bir şekilde şalını takıp da veya halı yıkarken bile saçı başı yapılı arkadaş yani bir halı göster yıkıyorsun. Yani ben nasıl yıkıyorsun? Vallahi biz üstümüzde pijamanla, şalvarla veya normal yıkıyoruz pengeyle yani biz üstümüzü başımızı. Çünkü ben çamaşır suyu falan da döktüğüm için halıların bazılarına beyaz olanları. Yani o arada benim üstüm boş. Ben bilmiyorum. Ben orada süslenip de çıkamam yani. Zaten benim makyajla işim yok. Böyle. Ben buyum. Size hepinizi çok seviyorum. Beni sevdiğinizi de biliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben bunu bir şekilde saracağım. Daha sonra koyacağım. En son haliyle size gösteririm. Sadece üzerine işte suyunu döküp ederken size gösteririm ben onu da. Gerçekten iç harika olmuş deneyin. Sumak ve limon sıkın. Çok güzel oluyor. Böylece efendim anne duyuyorsunuz mu? Böyle canlar. Ben sahneye devam edeyim. Çok uzun olmasın. En sonunda yaparken ayvaza koyarken ve pişmiş haliyle size göstereceğim. Enes gelene kadar ben bunu hazırlayacağım. Çünkü benim çocuklarım ne istiyorsa ben onu yaparım. Dün gece baklava istedi. Gece gittik baklava aldık biz ona. Böyle. Eve geldik. Bir yerde oturup arkadaşlar benim günüm vardı. Ondan sonra tabii bu ay ufuktaydı. Gün altınları topladı. Önümüzdeki ay benim. Ondan sonra orada oturduk işte çaylarımızı falan içtik derken sonra çocuğun aklı bir baklava geldi. Tekrar gitti Ufuk ona baklava. İşte çocuklarımız için. Ne yapıyorsak çocuklarımız için. Onun için çalışmak kadar güzel bir şey yok. Allah'ım herkesin evine versin. Allah'ım herkesin evine bolluk versin, sağlık versin, huzur versin, mutluluk versin. Böyle her şey çocuklarımız için işte. O gelene kadar hazırlayayım da sevinsin, mutlu olsun. Böyle canlarım ben kalkayım kapatayım. Ben kapatırım siz yorulmayın. Efendim aşkım beni yanına al diyor. Evet canlar bir tencere sardım. Bakın vallahi tencerem büyük. Şimdi üzerine şöyle sıcak suyu bir köşeden döküyoruz. Köşeden mi dökersiniz, nereden dökersiniz bilmem. Bir şey olmaz. Şimdi yeter bir saniye tava koyacağım. Şimdi sarma pişirmenin püf noktasından birini söyleyeyim size. Sadece az bir şey daha. Sıvı yağ ve sumak koydum. Az bir şey daha. Bu tabak bunda kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika veya 15 dakika. Kaynadıktan sonra ben tabağı çıkartıyorum. Ondan sonra bir de kendi halinde. Çünkü suyu az bir şey çekilmiş oluyor. Bir 15-20 dakika da sadece üstünde bir şey olmadan piştiği için onda dolmalar pişmiş oluyor. Çünkü kapağı kaldırmazsak hava almıyor ve o zaman sarmalarımız pişmez. 15 dakika kapak. Aslında büyük bir tencere olsa dolma taşım var ama bu birazcık onun küçüğü olduğu için bir tane pasta tabağı gibi şey koyduk. Şimdi dediğim gibi 15 dakika pişiyor. 15 dakika sonra tabağı kaldırıp 15 dakika daha yine kısık ateşte ve şeyle pişiriyoruz. Kapaksız şey tabak koymadan. Şimdi üzerine de kapağını koyup ve kısık ateşi alıyoruz. Yarım saat, bir saate yakın sarmalarımız hazır olacak inşallah. Evet Enes dışarıdan geldi. Ve bir saniye Enes. Ellerini falan yıkadı. Şimdi üstünü değiştirecek ve uyuyacak birazdan. Al bakalım nasıl olmuş Enes'in. Yarın benim temizlik günüm. Bu arada yarın cuma değilmiş, perşembeymiş. Ben şaşırdım bugün çarşambaymış. Canım benim sen de bakar mısın? Nasıl olmuş bir? Lütfen bakar mısınız? Sarmamın güzelliğine tek tek. Dene dene benleri var yüzünde yüzünde. Can alıcı bakışları var gözünde gözünde. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim yaprağım çok güzel. Yalan mı? Evet Enes gitti geldi o tencereyi bitirdi biliyor musunuz? Bakar mısınız? Hala devam ediyor ve okula da koyacakmış. Bu arada ben makarna da yaptım. Evet Enes'im hadi kapanış yapalım artık. Güzel olmuş mu annem? Bu arada ben bir kilodan biraz daha falan daha sardım attım. Lahana alacağım Ufuk. Lahana o şey bu yaprak bir de patlıcan kurusu falan almak istiyorum. Bir yer var ya benim köyünde ürünler aldım. Orada çok uygun. Böyle hadi kapanış yapın bakalım. Tamam Enes'im yavaş yavaş yap. Bakın makinamı da hazırladım yarına. Evet Enes'im kapanış yap bakalım. (Gülüyor)
Evet. Ağzını Güzel yemiş. olmuş mu aşkım? Annenin sarmasını öv bakalım. Anne sarması değil mi bu? Nasıl? Çok Anlat. güzel. Evet. Zeytinyağı çok fazla. Zeytinyağı. Güzel mi ama? Zeytinyağlı çünkü o. Evet. Ufukcuğum bir şey diyor musun? Kapatıyoruz. Herkese Hadi gel. Allah'a emanet olsun. Abone olmayı unutmuyoruz. Beğeni tuşlarınızı atıyoruz. Mesajları Yorum. yorumları Toprağa buradan da selam olsun. yazıyoruz. Toprağa selam olsun. Hadi canım Allah'a benim. emanet olun Hadi. herkes. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Anne sarması yapın. İçiyle her şeyle çok güzel. Ama şöyle bir şey var. Benim yaprağım da güzel. Yaprağımın haricinde el lezzetim de çok güzeldir. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.